Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz gizli müşteri. Şimdi bu gizli müşteri nedir mi diyeceksiniz? Şimdi birçok biliyorsunuz global firmalar var. Yani ülkenin her noktasında mağazaları var. Bakıyorsunuz bunların sahipleri efendim ortada yok. Yani bunlar efendim holdingler, büyük şirketler. Yani müdürleri var, şefleri var, işte personelleri var, çalışıyorlar. Peki bunlar nasıl başarılı oluyorlar? Yani bu kadar mağazalar zincirini nasıl oluşturuyorlar? Şimdi orada efendim genel merkez psikolojik olarak veyahut da gerçek olarak, yani onu siz bilemiyorsunuz, gizli müşterimiz var. İşte sizden geliyorlar, alışveriş yapıyorlar, size puan veriyorlar diye personelleri bu şekilde yönlendiriyorlar. Yani personel orada gizli müşteri var mı yok mu onu bilmiyor ama her müşteriyi kendisine puan veren müşteri gözüyle görüyor. Ona göre davranıyor. Ona göre ilgi, alaka falan. Sonra bakıyorsunuz işte bu büyük firmaları örnek alan bazı dostlarımız, arkadaşlarımızla birleşiyorlar. Diyorlar biz de bir mağaza açalım. İşte biz de birkaç mağazayı birleştirelim. Hiç olmazsa şehir içerisinde bir halka oluşturalım diyorlar. Sonra 3-5 sene sonra onlar işi bırakıp gidiyorlar. Neden? Neden? Bulduk efendim bunu. Yani her şeyin bir çözümü var. İşte bunlar dost, ahbap ilişkisiyle işlerini yürüttükleri için şimdi öyle bir mağazanın personeliyle bir gün sohbet ediyoruz. Ya sizin geçen işte ürünlerin birinde arıza çıkmış, buna benzer şikayetler geldi dediğimde evet abi dedi, böyle arızalar çıkıyor, biz de dedi muzdaribiz. Hatta ben dedi kendim şahsen dedi bu mağazadan alışveriş yapmıyorum dedi. Nasıl ya? Sen bu mağazanın personelisin. Sen bu mağazadan aylık alıyorsun, geçimini bu mağazadan sağlıyorsun ama bu mağazadan alışveriş yapmıyorsun. Bunu da bana söyleyebiliyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu mağazanın sahipleri de benim arkadaşlarım. Yani buna benzer şeyler böyle. Yani birçokları var. Yani şimdi bir arkadaşımız efendim fabrikada bakım yapıyor. Bakım yaptığı için o fabrikada artık arıza olmuyor. Ama mal sahibi ne diyor? Diyor ki bu fabrikada diyor artık arıza yok diyor, sana gerek yok diyor, seni göndereyim. Ama bilmiyor ki arıza olmamasının sebebi o arkadaş. Ama bir başka yerde ne yapıyorlar? Adam kendini orada tutabilmek için, devamlı kendine muhtaç bırakmak için sabah geliyor makinaları bozuyor. Öğlenliğinde makinaları yapıyor. Patronla bakıyor ki lan bu adam harıl harıl çalışıyor. Her gün adam işin üstünde. Ama işi o adam çıkarıyor zaten. Yani buna benzer. Bir gün yine bir arkadaş işte efendim bir yerde çalışıyor. Efendim şöyle pastane türü bir yerde. Diyor patrondan diyor zam istedim diyor, bana vermedi diyor. Ben de ne yaptım diyor. O büyük 20 kiloluk tenekede 2 teneke yağ diyor lavaboya döktüm. Ya bu vatan haini. Yani buna benzer. Yani işte o gizli müşteri veya efendim işte buna benzer hani subjektif konular veya gerçek de olabilir. Arada bir yani personeli böyle bir efendim mülakata alırsanız veya teyit ederseniz canla başla çalışan personeller de çok. Hani babasının malıymış gibi çalışanlar da var. Ya sen orada yıllarca çalışacaksın. O firma kazanacak ki sen de kazanacaksın. O firma zarar ederse, şubelerini kapatmaya başlarsa yani sana yol verecekler arkadaşım ya. Yani bunu göremiyor musun? Yani buna benzer arkadaşlar, buradan hem çalışan arkadaşlara söylüyorum. Yani çalıştığınız firmayı kâra geçirin ki siz de zam istemeye yüzünüz olsun veya aldığınız parayı helal ettirin. Buna benzer efendim işveren arkadaşlar da siz yapamıyorsanız böyle firmalar var. Yani gidiyorlar iş yerinde hani personellerin motivasyon yapıyorlar. Yani buna benzer veya efendim işte bazı teknik, taktik meseleleri konuşuyorlar. Onların efendim moral seviyesini yükseltiyorlar. O zaman bir bakıyorsunuz iş verimi artıyor. Bunları dikkate alın. O eski kara düzen çalışmalar bitti arkadaşlar.